Tam Semiha Berksoy yanaklı olmuşum yani. Neyse. Dudağımda sadece dudak kalemi var ve MAC'in bu yeni balm gibi olan simli şeyi var ya, hani bu limited çıkmış, benim haberim yok. Böyle tesadüf, sınırlı üretim ve yok satan bir şeyi almışım. Onu sürdüm üstüne dudak kaleminin. Bence güzel oldu. Sevdim. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Bugün pazar kahvaltısı. Hiç evde olasımız gelmedi yani. Dışarı çıkıyoruz. Bir de ben deli gibi kumpir yemek istiyorum ama bunu nasıl meçleyeceğiz birbirine bilmiyorum, bu iki durumu. Şimdi çıkıyoruz. Çıkmadan kombinimi göstereyim size. Öyle çıkalım. Çıkacağız şimdi evden. Size şöyle bir kombinimi göstereyim dedim. Şöyle bir şey giydim. Hırka, kazak ve Vans ve long jump. Kombinim bu ve şişme mont. Montum da bu. O kadar ucuza aldım ki yani böyle bedavaya almış gibi hissediyorum. Helal olsun, helal. Ay, hepinizin bir anda çok yaşa. Helal. Efendim. Hadi gidelim. Tamam, şimdi daha iyi oldu bence kombinim. Kahvaltıya her zamanki gibi şeyde, Bağdat Caddesi'ndeki Türk Çop'a geldik. Çünkü Sadık bir tek buradaki kahvaltıdan doyar burada. Yani öyle güzel ne derler, kruvasanlı tabaklar Sadık'ı doyurmaz. 5 tanesi doyurur. Arkadaşlar, şu üstüme giydiğim şey o kadar yumuşak ki anlatamam size, böyle var ya, çok 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 iyi hissettiriyor yani böyle insana kendini. Çok güzel. Bugünkü çayım bildiğimiz siyah çay. Bununla idare edeceksiniz. Yeni çayı akşama içeceğim. Eve gidince açacağım çünkü sabah buraya geleceğiz diye çay içmedim. Yani ben bunu mesela şekersiz içmeyi sevmiyorum. Gitmiyor yani. Ama diğer bütün çayları şekersiz demiş gibi. İstiyorsun? Salatalık batırayım mı sana? Tamam. Arkadaşlar, benim kahvem geldi. Oturdum bir yere. Bu arada Sephora'da bir tane ruj denedim. Çok güzeldi ama tek sorun ruj 1900 liraydı. Neyse, en azından hala dudağımda. Kahve içeceğiz şimdi. Nil'de orman meyveli tart aldık. Biraz ekşi, beğenmedi tadını. Dışarıdan geldik. Hemen yemeğin hazırlığını yapıp üstümü değiştireceğim ama önce bir. Ama öncelikle size şunu göstermek istedim. Bugünkü akşam yemeğinin konusu tamamen bu. Yani günlerdir lazanya diye bir hal oldum gerçekten. Hemen gittim, kıyma aldım. Lazanya yapacağım. Çok heyecanlıyım çünkü canım lazanya istiyor deli gibi. Günlerdir, belki haftalardır bir türlü Sadık'ı ikna edemedim. Halbuki ne onu ikna etmekle uğraşıyorum. Yap gitsin, yerse yer, yemezse yemez, değil mi yani? Ama işte hani beraber yiyelim. O da lazanya sevmiyormuş. İddia ediyor sevmediğini ama yaptığımda da deli gibi yemişti. Öyle hatırlıyorum ben. 3 kez falan yapmıştım bu arada 10 yıllık evlilik hayatım boyunca. Neyse, şimdi lazanya yapıyorum. İlk yaptığım şey soğanlı rondodan geçirmek. Çünkü ben pişmiş soğan yiyemiyorum. Yani şey, eğer rondodan geçirdiğimizde yiyebiliyorum da diğer türlü yiyemiyorum. Soğanı kavuracağım, kıyma yatacağım, üstüne domates sos koyacağım. Normalde başka malzemeler de koyuluyordu ama ben onları koymayacağım. Yani yeter bu kadar malzeme. Sonra da beşamel sos yapacağım. Hepsini bulamaç yapacağım. Bu kadar basit yani. Kat kat lazanya hamurlarını koyacağım işte. Normalde o hamurları elinde açan becerikli kadınlar da var ama ben onlardan biri değilim. Hızlı ve pratik bir akşam yemeği olacak. Biraz Sadık böyle bulaşık çıkan işleri sevmiyor. Onu uğraştırıyor. O yüzden hoşlanmıyor ama bence basit. Birazcık salça koyacağım. Sonra da bu pişerken şeyi yapacağım. Beşamel sosu yapacağım. Aşkım, dolaptan salça verir misin? Çok şeyini. Normal salça. Açık değil mi zaten? Yok, kapalı. Açık yani. Açık derken şey, kullanmışız anlamında. Bu arada ben yemekte o koyu kırmızı görüntüyü seviyorum. Tabii bunu da sağlayan salça. Dolayısıyla bol salçalı yemekler seviyorum. Mesela annem sevmez, babam sevmez. Sadık da salçanın aşırısını sevmez bu arada. Ama işte ben seviyorum yani.
Bunu toz kırmızı bir, bu görüntüyü toz kırmızı biberle verenler de var da. Bence salça kadar işe yaramıyor. Şimdi geldik baharat kısmına. Benim en sevdiğim nokta. Hayatım, buna karabiberimiz var, doldurur musun? Bitmiş bundaki karabiber. Ne çok bitti böyle ya. Neyse, bol karabiber koyuyorum ben. Aynen böyle. Şu an olduğu gibi. Şimdi istediğin zaman koyarsın. Şu an hemen aciliyeti yok koymanın. İstiyorsan koy tabii. Dolap kapağında bulalım. Toz kırmızı biber. Sonra pul biber. Burada ben bol baharatlı seviyorum. Yani burada tamamen zevkler birazcık etkiliyor. Mesela sarımsak koyuyorlar. Ben sarımsak sevmiyorum. Sarımsağı bir tek mantığın içinde seviyorum yani. Bir de normal hazır öğütülmüş karabiber de ekliyorum biraz. Çünkü onun tadını da ayrı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kafadayım. Domates sosu koymadan baharatları koyuyorum ki domates sosu güzelce kavrulsun. Tuz da koydum. Karabiber kalmamış mı? Ben yeni almıştım ama neyse bulurum ben. Dolapta değil ama. Onu yeni doldurmuştum sanki. Ne çabuk bitti. Ya ne yemişsin ya. Hayatım, Ayten teyze buradayken doldurdum. Kalanı da anneme verdim. Ben son. Evet. Tamam şimdi. Domatesi ver. Domatesi hep mi vereyim? Şimdi bir de domatesi bocalıyoruz buraya. Dök hayatım. Bir bakayım mı? Bence ekleyebiliriz yani. Koy. Evet. Oo. Maydanoz falan da koyabilirdik aslında, dereotu falan, ama hiçbirini koymak istemiyorum. Şu anda böyle bol bol kıymalı bir şey yiyesim geldi yani. Ay bilemiyorum, Allah hayrı olsun. Ne bu böyle? Ben normalde çok et, kıyma falan seven bir insan değilim. Ama olay bir lezzet olacak var ya. Bakın şöyle içi şu. Bol bol iç de yaptım, harç da yaptım. Ne yaptım böyle? Şimdi tereyağıyla şey yapacağım, beşamel sosu. Fırını atmadan size göstermek istiyorum. Bu kocaman borcaman tam bir paket lazanyadan çıktı. Ya inanmıyorum, çok heyecanlı. Hemen pişsin yiyelim, bakar mısınız? Çok güzel oldu bence. Özlemişim bu arada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani yaklaşık bir aydan da fazladır lazanya yapalım diye tutturdum. Bu lazanya şeyleri de, makarnalarını da, işte neyse hamurunu da, neyse adı her neyse, alalı bir yıl olmuştur. Hani bir yıl önce yapalım diye almıştım. Sadık ben lazanya sevmiyorum demiştim. Yine aynı şey dedi ama bu sefer yaptım yani. İster yesin ister yemesin. Ben bugünü gerekirse 3 günde 5 günde tek başıma yerim. Hayır, yapmayayım öyle bir şey. Arkadaşlar, lazanyayı pişmeye koymadım daha bu arada. Şaka gibi. Fırına koydum ama fırını çalıştırmadım. Şu anda oturunca fark ettim. Neyse. Bugünün çayını hemen demleyeceğim. Lazanya pişene kadar bugün Bağdat Caddesi'nden Nata'cıya gittik. Yine Nata aldık. Bir tane Nata'yla çayımı içeceğim. Hem de dinleneceğim o arada. Ay, 12. gün. Şaka mı? Gerçekten şaka mı? Nerede 12? Ya ben günler nasıl geçiyor anlamıyorum gerçekten ya. Şöyle hemen 12. günü şuradan açalım. Yanlış bir gün açmayayım da. Şöyle bakın. Ay inanmıyorum. Çok zor açmak böyle tersten. Neyse. Yaptım galiba. Açamadım ya. Şaka mı? Bugünün çayına bakıyorum hemen. Peppermint candy. Ay, mint ve şeker mi? Nasıl yani, bilmiyorum. Bakalım içeriğin. Böyle kötü kokmuyor ama. Nil ne yapıyorsun Nil'in? Yani kötü kokmuyor, ondan eminim ama. Pepper değil. Pepper. Nasıl okunuyor acaba ya? Paper diye okudum ilk. Ay, o kadar yorgunum ki gerçekten paper yazdığını zannettim ama şey A yokmuş orada ya. Peppermint.
Peeper. Peeper nasıl okunur acaba bu ya? Neyse çok şey yapmayayım, düşünmeyeyim üzerine de. Bir bakayım içeriği neymiş. İki farklı nane şekeriyle doludur diyor. Farklı bir karakter veriyormuş. Nane çayı. Taze çiçeksi, kafeinsiz bir çaymış. Aynı zamanda organik nane varmış içinde. Ya nane çayı mı? Şimdi ben yani güzelim Natay'la beraber nane çayı mı içeceğim? Neyse ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Yine geçenlerde aldığım çayı demleyeceğim. Bir de bunu demleyeceğim. Hangisi güzelse onu ben içeceğim. Kötüyse aldığı vereceğim. Şurada bir tadına baktım. Yani bu çaylar arasında içtiğim en iğrenç çay bu olabilir. Ama hemen yargılamayayım. Bir iki yudum daha alayım. Belki güzel olabilir. Sıfır şeker ama yani bildiğiniz nane çayı. Ben hiç sevmem. Hasta olduğumda bile nane limon içmem yani. Ama Natay'a bayılırım. Bir dakika. Kıtır kıtır var ya, of diyorum, başka bir şey demiyorum. Nereye yakalandım? Baba. Biraz önce saklamıştım. Yiyecek misin? Tamam gel kucağıma, sana da vereyim. Hadi gel kucağıma. Tamam yavaş ol. Bekle vereceğim. Bekle. Aç ağzını. Beğendin mi? Bir tane daha vereyim mi? Güzel mi? Beğendin mi? Aç ağzını. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bugün dışarıda aldığım bir parça bir şey var. Onun yanında gelenler var. Onu göstereceğim size. Şimdi Bağdat Caddesi'ne gidince bu yeni açılan Sephora'ya gittim ben. Bazı şeylerin stoğunu orada bulurum diye. Ve buldum da. İyi ki gitmişim. Tarte'ın şu gözaltı kapatıcısını istiyordum. Bunu almak istiyordum. Neyse benim tonum da yoktu başka Sephora'larda uğradığımda. Aldım, kasaya gittim. Kasadaki beyefendi bir şey gösterdi. Dedi ki bunun içindeki herhangi bir şey size hediye ediyoruz dedi. Yaptığımız alışverişlerden puan birikiyormuş. Son 25 gününüz kalmış. Şimdiye kadar niye kullanmadınız falan dedi. Kimse söylemedi dedim hani öyle bir puanım olduğunu. Neyse şu Sephora'nın şu rimeli var. Bir ara çok övülüyordu bu sanki, öyle hatırlıyorum. Bunu hediye ettiler bana. Sonra beyefendi bir hediye daha etti. Nars'ın maskarasını, Seyahat Boy. Şimdi ben bunu kullanmam tabii ki de ama bir yere giderken falan Seyahat Boy sonuçta açar kullanırım. 2-3 günlük tatilde iyi gider yani bana. Çok mutlu oldum. Bir de deneyimleme fırsatım da oldu. Neyse bunları aldım. Bir de şunu aldım. Bayağı da şunlardan istiyordum ama hiçbir yerde denk gelemiyordum. Göstereyim size şöyle. Bir şey daha var ama onu sonra göstereceğim. Yani daha rahat bir zamanda. Yemek yedikten sonra belki de. Şöyle bir şey. AirPods için. Çok tatlı. Şimdi takmaya üşendim de sonra takarım. Çok tatlı. Bir de oyuncakçıdan bir şey aldım ama her yerde arayıp bulamadığım bir şey. Daha önce aldığım da vardı bir tane daha. İkisini beraber gösteririm. Çünkü asıl aradığımı bulamayınca daha önce bir tane almıştım. Size göstereceğim diyorum, ne zamandır göstermiyorum. Onu alalı bir 10 gün falan olmuştur herhalde. Bir de şimdi bu eklendi. Neyse. Onu da yemekten sonra gösteririm. Hem de kulaklığı takarız beraber yeni kılıfa.
Huzur evinin de telefonu kapanmış. Bunu da şarja koyayım. En azından yarına açılır. Aslında bugün hiç çalmadı bu telefon. Az önce Nil'in elindeydi. O kapatmış. Şarjı bitmemiş ya. Ben de kapanmış, şarjı bitmiş zannettim. Bu arada arkadaşlar, neyse o yani. Bitki çayını deneyeyim falan dedim ya. Denenecek gibi değil. Yani o kadar kötü ki. Bu arada nasıl soğumamış ya? Hayret, ne kadar zaman oldu ben bunu yapalı. Ama tabii ev sıcak, o yüzden soğumamış. Neyse, çok kötü. Yani anlatılmaz arkadaşlar. Ay, neyse, bu kutudan çıkan, bu çaydan iki tane mi çıkıyor? Umarım bir tane çıkar bu çaydan. Çok kötü çünkü ya. Bütün hani o günkü çayım çöp olmuş gibi hissediyorum. Kutudan bir daha bu çaydan çıkarsa eğer onu içmem arkadaşlar. Peşin söyleyeyim. Kaldırırım. Nane limon hasta olduğum zaman içerim yani. Ki o zaman bile içmem de normalde. Neyse, bu sefer öyle yaparım çöp olmasın diye. Şimdi fırından lazanyayı çıkartacağım. Acayip heyecanlı. Çıkaramazsın. Önce... Ben çıkarayım mı? Niye çıkaramam? Elim mi yanar? Bence beceririm ben bu işi. Bir saniye. Şimdi bakın. Ver, ben çıkarayım. Ver, hayır hayat, ben çıkaracağım. Şimdi geliyor, ver onu bana. Bezin birini arıyorum. Şimdi geliyor lazanya. Hazır mısınız? Biraz köşeleri fazla pişti. Ben üstüne kaşar rendelemeyi unuttum. İnanmıyorum. Akar mısın? Ay, değiyor. Arkadaşlar, kocaman bir lazanya yaptım ya. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Üstüne kaşar rendelemeyi unuttum. Bir işi gönülsüz yapmayacaksın. İçine kaşar rendelemek içimden geçmedi yani, istemedim. Canım çekmedi. Ama yok, rendeleyim ya. Öyle daha güzel oluyor dedim. Kaşar rendelemeyi unuttum. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Şimdi kesiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bir şey söyleyeyim ya, bunun kötü olması mümkün değil gerçekten. Servis tabakları alayım bence. Herkese şöyle kocaman bir dilim keseceğim ki tekrar uğraşmayalım tabağı almak için. Aman Allah'ım. Bu arada bunu ya, bu videoyu izleyecek arkadaşlarım falan sakın aşağıya bana da yap, ben de istiyorum falan yazmayın. Uğraşamam yani. Öyle bir şey yok. Her yaptığımı herkese yapamam yani. Bu kendime özel yaptığım bir şey. O yüzden kimseye yap. Kıymanın kilosuna kadar sizin haberiniz var. Ay Allah'ım, gerçekten nefis görünüyor ya. Şöyle tabağa koyayım da bir göstereyim tabağı size. Yani bunu brokoliden de yapıyorum ben. O da aynen böyle nefis görünüyor ama böyle bakın kat kat olmuş ya. Allah'ım, Arda Türkmen miydi o adamın adı? Ben o muyum ya yoksa? Neyim ben? Aşçı mıyım ben? Bence şu büyük dilimi Sadık tek başına yer. Hiç abartmıyorum, yer yani. Şu büyük dilimi de ona koyacağım. Harbi büyük bir dilim ama yani hani onun için hiçbir şey, bence bir tane daha yer o. Böyle videolarda abarttığımı falan düşünüyorsunuz ya, bunu tek başına çok rahatlıkla yer yani. Beğendin mi Nil? Evet. Tamam, hadi ye kızım. Ne oldu? Üfle, üfle öyle ye. Sıcak mı hala? Soğudu anneciğim. At içine, at içine. Bana ver. Bekle. Babası çok üfle. Aralarını aç böyle. Harbi sıcak ama yani. Çocuk haklı da. Neyse, iyi ki kaşar rendelememişim. Hem daha da kalori bombası olacaktı. Daha lezzetli olurdu gerçi de. Neyse, çok malzeme gidecek diye iş kaşar rendelemeyeyim falan moduna girdim. Hmm. Karnı davul gün
Sen söyle tamam. Demlenmiştir artık. Arkadaşlar çok güzel. Heyecanlı tepkileri veremiyorum çünkü Nil uyuyor ve emziksiz uyuyor. Uykusu çok hassas biliyorum. O yüzden biraz dikkatli olmam lazım. Çok güzel. Ama ananaslı açayla çaya göre biraz pahalı olduğu için bunu favori yapamam. Türkiye ekonomisi. Gerçi bu bitki çayları da benim kahve tüketimimi bayağı azalttı. Ben hep şey soruya cevap vermeye çalışıyorum kendi kendime. Kahve insanı mıyım, bitki çayı insanı mıyım diye. İkisiyim ya, birini seçemiyorum. Yani aslında şöyle, mesela bugün dışarıda sana da şey dedim, biraz daha kahve içmezsem patlayacağım. Bomba gibi yani hani. Nasıl bir his olduğunu anlatamam size. Acaba sigara gerçi sağlığa zararlı mı? Yani neyse ya, çok şey yapmayacağım. Sigara içmek nasıl, o hani isteğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ben. Hani kullanmadığım için, yani tabii içmişliğim var da hani bağımlısı olmadığım için. Acaba öyle bir şey mi kahvede? İçmeyince böyle stres, sinir, sıkıntı oluyor. Ama yeşil çayda hani öyle bir zorunluluk yok asla. Ya da bitki çayında. Ama onda da rahatlamam lazım, bir uzanıp dinlenmem lazım falan modunda oluyorum. Size nasıl oluyor bilmiyorum ama ben böyleyim. Birazcık YouTube izleyip geleceğim. Arkadaşlar bitki çayından sonra YouTube'da o videoyu sıçradım. En son öyle saçma bir şey izlerken kendimi buldum ki. Neyse, saat 2'yi geçiyor artık, uyumam lazım yarın iş günü. Olsun ama. Keyifli bir geceydi benim için. En azından uyuyup uyandığım için, uykumu aldığım için. Ne kadar çok uyudum kim bilir ya. Neyse. Yine yarın görüşürüzler devam ediyor. Ama ne çabuk geçti bu kadar gün anlamadım. Yarın görüşmek üzere.